Sergen Yalçın. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus büyük bir sürpriz olmazsa kupa finali sonrası ayrılacak. En azından son mesajında biraz bunu hissettirdiğini söyleyelim. Geleceğimle ilgili ben kararımı başkanımıza söyledim, kendisi biliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Özellikle Sergen Yalçın isminin son günlerde ön plana çıktığını altını çizmek gerekir. Önce biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lucescu'yla görüştü. Hatta ikinci randevuyu çalışmak istemediği gerekçesiyle iptal ettiğini ya da talebi geri çevirdiğini sizlere aktarmıştık. Ve Ali Koç'un bundan 3-4 hafta kadar önce Trabzonspor'un eski hocası Abdullah Avcı ile görüştüğünden de bahsetmiştik. Ancak günden beri sıcak bir gündem var. O da Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye gelişi. Genel olarak Sergen Yalçın'ın bu anlamda iyi bir hava yarattığını ya da ikna edici bir noktaya geldiğini söylemek lazım. Sergen Yalçın Türk futbolu için önemli bir figür. Uzun yıllar Anadolu'nun çeşitli takımlarında teknik direktörlük yaptı. Abdullah Avcı sonrası Beşiktaş'a geldi. İlk senesinde aslında bu yıl olduğu gibi kötü giderken takım birden Beşiktaş'ı potaya soktu. Ligi ikinci tamamlamıştı. Biraz aslında bu seneki Şenol Güneş'in sürecine benziyor. Ardından ertesi sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Sonrasında Şampiyonlar Ligi, kupalar. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş kötü gidince ayrılmak istediğini ifade edip Beşiktaş'la yollarını ayırmıştı. Şimdi mesela Sergen Yalçın'la ilgili olarak eleştiri var işte. Sezonluk hoca gibi ya da bir yıllık hoca gibi. Bakın Ümit Karan bununla ilgili ne söylemişti? Bu arada Sergen Yalçın'ın tek senelik hoca olduğuna inanır mısın hocam demiş bir dinleyicimiz sana. Yani tek sene olsun şampiyon olsun ne olacak? Üç kupayı birden almak öyle herkese nasip olmaz yani. Ne olacak? Hakikaten öyle yani Ali Koç'un Fenerbahçe'de başarıya ihtiyacı var. Kitleleri arkasından sürükleyecek, kamuoyunu yönlendirecek bir isme ihtiyacı var. Sergen Yalçın sadece bir star değil. Hakikaten öyle yani Sergen Yalçın futbolcuyken Türkiye'nin en önemli isimlerinden biriydi. Teknik adamken de Sergen Yalçın her zaman ön planda olan bir isimdir. Dolayısıyla hani büyük camiaları taşıyabilecek temsil yeteneği yüksek bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe tarafında bir heyecan yarattığını söyleyelim ki yerli olarak da bakıldığında Fenerbahçe'nin de çok fazla alternatif kalmadığını da biliyoruz. Özellikle bu sezonda ele alındığında Sergen Yalçın'ın kamuoyunu yönlendirmesi, vereceği mesajlarla yeri geldiğinde rakiplerle polemiğe girebilme gücü, keskin zekasıyla Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin gündeminde. Haberler Fenerbahçe yönetiminin Ali Koç'un özellikle Sergen Yalçın konusunda adım attığına dair ki sosyal medyadaki hareketlilik de aslında bu gündemin oluşmasında bir hayli etkili oldu. Çünkü birden sosyal medyada Sergen Yalçın'la Fenerbahçe'nin anlaşılmak üzere olduğu ve Sergen Yalçın'ın da özellikle Fenerbahçe'de çalışmak istediğine dair ve orayı çok istediğine dair haberleri, yorumları görüyoruz. Dolayısıyla yakın bir gelecekte Fenerbahçe'de evet Sergen Yalçın Fenerbahçe birlikteliği öngörülebilir. Genel olarak da kamuoyunda bir kabul gördüğünü söylemek lazım. Bir de şu açıdan meseleye bakalım. Basın açısından da Sergen Yalçın'ın geri dönüşü bence önemli. Yakın zamanda Fenerbahçe'de bu sıcak gelişmeleri noktalarız. Öyle görünüyor. 17 Haziran'da Mali Genel Kurul var. Bugünkü final sonrası artık Fenerbahçe'de hoca konusu netleşecektir. Artık büyük ihtimalle az önce söylediğim gibi Jesus'la yolların ayrılması bekleniyor. Ve 17 Haziran'a gelirken 17 Haziran öncesi Mali Genel Kurulu öncesi Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un ateşi düşürmek için hem oyuncu noktasında hem de teknik direktör noktasında adımlarını somut bir şekilde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.